Selamlar, çok sevgili bir video, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kılıcın Ucundan'ın yepyeni bir bölümünde karşındayız. En son Ada Konseyi'ni yapmıştık. Ada Konseyi'nde kim elenecek diye sonuçları öğrenecektik. Sizin yorumlarınız ve Twitch'in yorumları birleştirdik. Şu an kimin eleneceğini açıklayacağız. Ama öncesinde yarışmacı arkadaşlarımızla birazcık konuşmak istiyorum. Evet, şimdi Jekyll'la başlayalım. Jekyll, elenme potasındasın. Elenme riskin var ve şu an elenmek üzere olabilirsin. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında ve bize adada geçirdiğin vakitleri anlatır mısın? Adada geçirdiğim vakit keyifliydi. Yemek var sonuçta. Kimse kovalamıyor. Can tehlikem yok. Mutluydum o yüzden. Birazcık daha sesinizi yükseltebilir misiniz? Evet tabii, yükseltirim. Yani ada güzeldi ya. Ada keyifli, ada rahat. Güneş var, işte yemek var. İşte herkes ben iyi varım. İnsan burada. Ha, sen varsın. işte ne bileyim, yani Süleyman Bey mesela bana bir sürü şey öğretti. Yani Türkiye'deki yaşamı nasılsa Türkiye'den uzak bir adada öğrendim. Ama öğrendim sonuçta. Bir de burada İtalyan yok. Hiç İtalyan olmaması çok önemli. Ben genel olarak İtalyanlardan uzak kalmaya çalışıyorum bu aralar. Yani İtalyan ırkçısıyım diyorsunuz, Mussolini'yi götürmesin diyorsunuz, öyle mi? Mussolini totemi yesin bu arada, evet. 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 Mazlum'a devredi, bakalım satacak mı? Evet, Mehmet Bey buyurun. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Siz de elenmek üzeresiniz. Ve evet, elenme evet. Olarak elenmenin favorisi görüyorsunuz. Bakalım sizin yorumlarınız nedir bu konu hakkında? Sen üzülürüm. Ama değişiklik oldu benim içimde. Yeni insanlarla tanıştım, özellikle Ahmet abiyle. Çok yakın abim gibi hissediyorum. Öz abimmiş gibi. O iyi oldu. Onun haricinde temiz hava almış oldum en kötü. Tatil yaptım sayılır. O kadar. Kesinlikle sizi hatırlamayacağız. Evet, devam ediyorum. O zaman evet, posta gelsin. Çok gergin, çok. Evet. Postayı açıyorum. Kılıcın Ucundan'ın ilk elenen ismi, ilk yarışmanın ilk elenen ismi. Hazırsanız açıklıyorum. Ay. Lan heyecanlan. Jekyll mı? Mehmet Trip mi? Gel. 80 milyona sorduk, bir cevap aldık ikisi arasından. Bakalım kim kazanıyor? Jekyll mı? Yoksa Mehmet Trip mi? Az sonra. Çok gergin. Elenen isim Jekyll mı? Mehmet Trip mi? O elenen ismi şimdi açıklıyorum. Mehmet Trip mi yoksa Jekyll mı? Ya. Şimdi bir açıklanıyor. Nereden verdiler oyu? Oyu Twitch'ten verdiler. Bir önceki Emir hafta. Bey, siz biraz şey misiniz ya? Neymiş? Ne? Hiç öyle şey misiniz yani? Yakışıklı mısınız? Ya. Elenen isim Jekyll. Ne? Mı yoksa Mehmet Trip mi? Ama Emir Bey, böyle fake'ler atmazsanız. Kırıcı, korkuyoruz. Emir Bey, bizim kaderimiz söz konusu. Kalbimiz kaldırmıyor. Elenen isim Mehmet Trip. Yağmur yağı. Aaa. Gerçek mi sefer? Mehmet? Gerçek mi? Mi yoksa Jekyll mı? Yağmur. Ha, değil miyiz? Yapma, diyoruz, yapma. O zaman elenen isim Mehmet Trip. Emir Bey, ne yapıyorsunuz? Emir Bey. Allah'ım, yanıyor hem. Yanıyor hem. Siz yanmayacaktınız oğlum burada ya. Bari ortaya alsaydın ya. Yani Emir Bey. Yananlar birbirine dokunursa herkes yanar. Bir sakin olun. Yanıyor mu? Yanıyorsun.
Evet Mehmet Bey. Alev alevsin Ahmet abi. Evet Mehmet Bey. Elendiniz. Artık adaya ilk veda eden. Evet. Şanslı kişisiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sandalyeniz de kırılıyor bu arada. Çok, çok üzüldüm. Hayır. Ha, Emir Bey bana niye vuruyorsunuz? Sana vuruyorum. Yeter ama Emir Bey. Emir Bey yeter. Evet. Bak sinirleniyorum. Bak ben sokak çocuğuyum Emir Bey. Ağlama. Zengin benim dinlemem abi. Ne yazmıştım? Ne düşünüyorsunuz Mehmet Bey? Yorumlarınızı alalım. Yani üzüldüm. Çok üzüldüm. Açıkçası. Umarım Jekyll Bey biraz daha adada kalır. Hayatta kalır. Yani onun adına mutlu oldum açıkçası. Şimdi gidecekti. İtalyan mafyası bulacaktı bunu gariban. Yazık. Ben bir şekilde yolumu bulurum. Diye düşünüyorum. Evet. O zaman buyurun. Ben bir Ahmet abiyle veda edebilirim. Buyurun tabii Ahmet ki. Ahmet abim. Ahmet abim. Biz de vedalaşmayacak mısın? Yarıştan sonra, yarışmadan sonra seninle tekrar görüşelim Türkiye'de. Tamam abi görüşürüz. Rom kendine çok iyi bak. Ama telefonu yazarsın abi. Yok, biz konuşuruz tamam. Sonra. Tamam. Jekyll'cum inşallah hayatta kalırsın. Ana, kendi adıma sevindim, senin adına çok üzüldüm. Kendine çok iyi bak, sakın İtalyanlara bulaşma. Ay. Sende para yok biliyorum. Tamam. Bende de yok, yok, sakın bulaşma onlara tamam mı? Tamam, eyvah. Tamam, yok, yok ben bulaşamam ya. Ne yapacağım? Birlikte işin olmadık nerede? Yeşim abla, görüşürüz. Kendine iyi bak. Günaydın. Süleyman aga. Evet. Sen konuş, sen yarışmadan sonra da bir halledelim mi? Sen iyi bir abiye benziyorsun. Ömer'im sen benim yanıma bir uğra. Sen uğrayım abi. Uğrayım abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Evet. Eyvallah. Gülben Hanım size abi yolu geçirdik ama ben size ısındım. Ben de ısındım. Çok özür dilerim. Beni affet. Ne demek ya? Nasıl yani? Hiç. O ne demek Gülben Hanım? Bence neyse. Beni affet. Kendine çok iyi bak. Bir şey olmadı Gülben Hanım. Görüşürüz. İyi bakın. Tamam. Ben size destek vereceğim hepinize, merak etmeyin. Güneş Hanım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın Mehmet. Kendine çok iyi bak. Serkan. Görüşürüz kardeşim. Mehmet Bey. Kendine iyi bak. Hoşçakalın. Sen de kendine çok iyi bak Mehmet. Eyvallah. O zaman. Emir Bey ben gidiyorum. Mehmet Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Size görüşürüz. Konuşmak istemiyorum. Gidiyorum. Na na na. Meşalesi söndü. Orada meşalesi var, onu söndürdüm ben zaten. Sandalyeyi kırarak. Meşalesi orada, sandalyesi kırıldı onun ya. Meşaleyle beraber kaldı. Bizde evet. Meşale yok, bizde sandalye var. 7 kişi kaldı. Son 7 kişi. 1000 liranın için önünüzde 6 kişi daha elemeniz gerekiyor. Kimleri eleyeceksiniz? Yarışmalar bugün olacak. Bakalım ada şartlarına alışabilecek misiniz? Yoksa ağlayarak evinize mi gideceksiniz? Buyurun, kılıcın ucunda devam ediyor. Mehmet gitti, ben şimdi bu tekte. Evet, bu arada bugün Kemal Kırşan aramızda olamayacak. Çünkü Scotty hastalanmış ve onu veterinere götürmek zorunda kaldı. Evet. Çok geçmiş olsun. Ne yazık. Ahmet abi, sen de bir yürüyebilir miyiz Ahmet abi? Gel. Zaten bir fazla kanlı duruyordu. Bir gözüne kan bürümüştü. Bir şeyler olmuştu ona. Evet, sürekli uyuyordu şimdi son biz gidiyoruz ama Ahmet abiyle Jekyll bıraktık onları. Ya onları bekleyelim. Bunları sağ olun arkadaşlar. Emir Bey şunu bir şey yapar mısın? Sen bir şey konuşalım. Ben ölüyorum. Şunu da konuşmayalım gel. Emir Bey ekip konuyor da çünkü. Bizi almadın. Gelin ısının arkadaşlar. Banru'yu Scotty'ye abone edip birçok şeyin Banru'yu desteğin için yatırım için. Allah'ım. Scotty sen de hoş geldin aramıza. Hadi bilmiyorum. Gel uzat elini. Oluyor mu? Hayır cebim yok. Hayır biliyorum. Bir elimi tut oğlum. Şuraya gel. Elim bir. İki. Lan oğlum tamam. Bir şey yapacağım alt tarafı ya. Ağırlayacağım ben. Ya oğlum bir şey body block. En kısa sürede iyi düşür. Haa spamlama şekli. Yani. Scotty bize bir şey katamıyor bugün. Yani. Hastayım ama ben biraz. Ama Yeşim Hanım beni ateşe doğru ittirirseniz ben yanarım. Emir Bey biraz ben... sağlı Emir Bey. Aradan geçerirdik ya. Ay. Hangi aradan? Emir Bey yanıyor zaten. Bir o tarafa şey canım, bunu kullanmayı bilen biri alabilir mi ya Emir Bey? Oğlum seni bekliyorum sol çevirme için.
Lan ben sağa diyorum, adam sola çalarım çevirmemi Edeze. Bekliyor. Duyuyorsunuz. Çalarım. Tamam Emir, böldüm düz gidelim kanka. Oğlum bir şey diyeceğim. Bırak, bırak. Hı hı. Heh, tamam şimdi sağa döneyim. Bak gördün mü? Oğlum ben de döndürebiliyorum sağa zaten. Nasıl, sağa tıkla mı? Evet. Ama o geri geri gitmiyor mu? Dönüyor sonuçta. Ama geri daha hızlı dönüş oluyor. Daha hızlı dönüş tabii oluyor. Sen döndür o zaman. Döndür. Ya burada Mehmet'im gitmiş muhabbet, vuracağım şimdi topayı ya. Ya zaten Mehmet gittiği için böyle biz senin, onu nasıl yapabiliyorduk. Senin sevgilin Gizem değil miydi oğlum? Mehmet'e ne oldu? Evet, buradaki kardeşimdi. Ne alakası var? Bey, ölenle ölünmez. Yarışma devam ediyor. Emir Bey, oyun alanına mı gideceğiz yoksa buraya mı geleceğiz? Buraya. Önce bir uyuyalım ya. Tabii de bir uyuyun. Zor bir geceydi. Oğlum hemen niye gelmemiştik? Yani. Tamam hadi ya, yeter. Geldik oğlum, ya evdeyiz şuraya ya. Şuraya getir. Ya niye yüzüyoruz? Şuraya getir. Zaten yağmur yanıyor. Herkesin yağmur yanıyor. Dönmüş. Yağmur yağıyor. Yağmur yanıyor. Evet. Sellerimiz bu mu? Değil mi? Metrip çalışan olarak geri gelsin. Tam bir ajun olurum o zaman böyle. Tamam. Eski yarışmacıları şey yapan. Burası yatak değilmiş ki. Yatak işte. Şurası. Yok, ben şey çardağa çıkmışım. He, okey. Abi ben gelmişken onu bir yatsaydım. Metrip'in yatağını da kıralım mı? Hayır. Onun yatağına taş koyalım. Ben kıyafetleri koyarım ya. Ben onun yatağının önüne kuru kafa koyayım mı? Hangisiydi onun yatağı? Güven Hanım, benim yatağımın önünde duruyorsunuz. Bu mesaj mı Güven Hanım? Bu muydu benim yatağım? Ben ikinizin arasındaydım. Konseydeki evet, sıralamayla değil mi? Aynı değil. Ben ikinizin arasındayım burada. Mehmet Bey'in yatağı hangisiydi, bilen var mı? Şu Mehmet Bey kesin yanında uyumuştur ya, budur kesin. Ya kim kimin yatağı Allah aşkına, ne kadar önemli. Konsey sırasına göre yapalım. Hepimiz evet, beraber yatalım. Var da şu şunu doldurun. Boş. Bir dakika. Şu Mehmet Bey'in yatağı yapışmış. Ah be. Mehmet Bey'in yatağı. Sanki aramızda olan... Mehmet Bey'in kafatası. Hayır öyle değil. Hadi yatalım. Allah rahmet eylesin. Yarın zor bir gün olacak arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Mehmet. Afe'li kalk. Afe. Sabah olmuş ha. Mehmet de iyi bir rüya gördü. Geç bakmalar ya. Biraz Mehmet. Gel hadi güneş ya, kalk. Sabahın köründe kalkılırım ya. Ne olur bir iki akşamın dakika daha körü diye bir şey mi? Öyle mi kalksaydık? Günaydın arkadaşlar. Günaydın Emir Bey. Bağırıyor Emir. Günaydın Emir Bey. Çok bugünkü güzel. Oyuna hazır mısınız? Hayır. Evet. O zaman hadi gidelim. Hayır diyoruz, hala gidelim ya. Niye soruyorsun onu? Bu çok perest ha. Emir Bey, sağdakiyle mi gidiyordu oyunlara? Sol. Soldakiyle gidelim, sağdaki ters tarafta. Ha. Okay. Herkes tamam mı? Ne yağmurmuş tamamız. Hocam ya. Bir parçamız yok ama. Emir Bey, bir sağ eleme hakkında hiç konuşmadık. Evet, mesela kim o yattı Mehmet Bey'e? Ben attım. Delikanlı bir söylemek isteyen var mı? Ben attım. O kısım konuşulacak. Sena niye attın? Çünkü onunla bir tartışmamız olmuştu. Tekneye hoş geldin. Aranız mı kötüydü? Evet, onların arası bir imani gibiydi. Evet. Bunlar kötü denmez. Ben tahmin etmiştim ama onu. Ama oyun alanlarında bir tık fazla tartışmıştık artık. Bence şimdi ben bunu konuşmayın. Ama... Zaten ödül oyunu kısmında konuşacağız. Kendi aramızda konuşuyoruz. Sonra ne? Allah Allah. Arkadaşlar terbiyemizi bozmayalım lütfen. Emir Bey, sağa çevirir misiniz? Bir dakika. Ahmet. Efendim Yeşim. Senin suratın kararmış biraz, tüp patlamış gibi. Ya biraz şey oldu ya. Güneş geçmiş. Dün biraz fazla ağladım o yüzden. Ya bu kadar evet, üzme kendini. Hepimiz sonunda eleneceğiz yani. Duygusal drama queen ya. Ne Emir dediysen Bey, bana? Geldik biliyorsunuz değil mi? Efendim Afi Bey? Bana ne dediniz Güneş Hanım? Anlamadım Ahmet Sizi Bey. Sizi de bulamıyorum. Neredesiniz ha? Buradayım. Bana bir şey mi dediniz acaba? Yok. Çok haklı bir gün bugün. Onu söylemek doğru.
Bu devasa şey ne arkadaki? Aa, devasa. Bu ne? Arkadaki şey zekliyor. Survivor şeklinde oynuyoruz oyunu. Aa, şu arkadaki şey ne acaba? Emir Bey, sanırım buranın birisi. Emir Bey, sağ ol. Buranın sahibi var galiba. Emir Bey. Ha? Gel lan buraya. Siz bu arada siz olduğunuz emin misiniz? Emir Bey! Aaa! Bak lan torun! Bir şeyler oluyor. Emir Bey, bir şeyler geldi. İtalyan'a değil ama ben kaçarım. Kübe Hanım, iyi misiniz? Küme vuruyorum lan. Küme vuruyorum lan. Böyle İtalyan olmaz. Bakın, rahat ol. Yapmayın, yapmayın. O da bir insan. Yok abi, onlar da bana saldırırken her şey çok keyifli. O bana saldırınca o da bir insan. Aldı götürüyor ya. Aa! Ben Sony'in teneffüs yapmak zorundayım. Nasıl yani? Hadi gelin. Nereye? İzleyici kısmına. Uyan. Uyan. O biz zaten izleyici kısmındayız. Tamam, biz buradayız. Ben de oradayım zaten. Süleyman dayı. Ne? Süleyman dayı. Süleyman Bey. Süleyman dayı. Bir Süleyman Bey bir kan şekeri düştü galiba. Yaşlıktan dolayı bir ufak bir minik. O adamı kim adaya getirdi ya? Burası çok kalabalık. Uyuyakalmış. Oraya dur, gitme oraya. Gel. Buraya gel, buraya gel. Gel, gitme oraya. Burası sonrası. Emir Bey, bir şey diyecek misiniz? Parkur ezberleneceksin şu büyüğünü. Hayır, kocaman... parkurdan önce. Evet, Afili Bey buyurun gelin siz bir ağacın köşesine alın. Hangi ağacın köşesine? Gel şu kayaya gel. Gel şu kayaya gel. Şuna oğlum bin tane kaya var ya. Ya bir tanesi geç, ben seni takip ederim ya. Tamam, ha. Evet, Afili Bey. Buyurun Emir Bey. Kardeşim dediğiniz insan elendi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Allah. Duygusalım biraz. Boğaz'da en sevdiğim kişi Mehmet Bey'di. Oo. Onunla aramız iyiydi. Daha iyi anlaşıyorduk diğerlerine göre. Oo. Yani diğerleri anlaşamıyorum. Bu arada onları hiç sevmiyorum diyorsunuz. Öyle demedim efendim ama Mehmet Bey'le daha iyi anlaşıyordum. O yüzden biraz üzgünüm. Bu oyunda Mehmet Bey için savaşacağım. Daha çok daha hırslıyım artık. Mehmet Bey'i yollayanlarla bir olayım var artık. Ben hemen söyleyeyim. Dilara Hanım, Yeşim Hanım ve Mert Bey, yok Gülben Hanım. Gülben ve Güneş Hanım ve Yeşim Hanım gönderdi. Size söyleyeyim. Okay, ben onlarla tekrar bir konuşayım adada. Niye atmışlar? Niye oyu atmışlar? Onları bir öğrenelim. İşi çözelim, ondan sonra bakarız. Evet, o zaman sıradakiyi alalım. Buyurun Gülben Hanım. Merhabalar Emir Bey. Merhabalar Gülben Hanım. Eleme potasına koyduğunuz kişi bugün adadan elendi ve ayrıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Lütfen eğilmeyin ama eteğinizin altı gözüküyor. Evet. Çok özür dilerim. Şöyle moralim bir tık bozuk. Çünkü ben eğlenceni düşünerek yapmamıştım bunu. Sadece bir isim vermem gerektiği için ve tartıştığım kişi olduğu için söylemiştim. Durumun buraya geleceğini bilsem inanın bana yazmazdım. Çünkü teknede bana iyi davranan tek kişi oydu. Yorulmayın, ben yardımcı olayım demişti. Hala onu hatırlıyorum. Biraz moralim bozuk. Çok pişmanım onu yazdığım için. Yani şöyle ki... Siz elenmeyeceğini düşündüğünüz en güçlü rakibi elemek istediniz. Sayılır. Anladım. Yani stratejiniz en güçlüleri eleyip... En zayıf halkaları adada bırakmak. Öyle bir şey demedim. Niye yalan konuşuyorsun? Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Evet, buyurun Jekyll East Bey. Emir Bey, ne yaptınız? Kızı ağlattınız. Ne oldu? Ne bir şey mi dedi sana? Gülben, iyi misin? Jekyll Bey, nereye gidiyoruz? Aylengirin akacak, ağlama. Su bazdı o ya, bir şey olmaz mı? Evet, Jekyll Bey. Bugün eleme potasından kurtulup adada yarışmaya devam ediyorsunuz. Siz, sizi eleme potasına koyan insanlardan intikam almayı düşünüyor musunuz? Yo, intikamlık bir durum yok yani. Mecbur birileri yazacak. Ben de birini yazdım, onlar da yazdı. Ama en çok sizi yazdılar. Acaba organize bir birlik olup sizin üstünüze oyun mu yaptılar? Kötü oynadım çünkü ilk yarışmada. Ama yani insan kendilerini olunca da oyunu çok düşünemiyor. Benim kafam hala şu an bu adaya birisi gelir mi gelmez mi? Burası ne kadar uzak, ne kadar güvenli gibi sorular var. O yüzden performans veremedim. Yani mazlum edebiyatına devam, ben böyle finale kadar giderim diyorsunuz. Ben mazlum birisiyim, beni öldürecek. Peki, teşekkür ederiz. Peki sonuna kadar, yarışmanın sonuna kadar kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? Eleme potasından gele. Yarışmacılar güçlü. Yani herkes güçlü burada. Olursa mutlu olurum, sevinirim.
Olmazsa da hayatın sonu mu değil mi bilmiyorum tabii ki. Umarım hayatın sonu olmaz. Ben sadece elimden geleni yapacağım işte yani sonuna kadar. Çünkü iyi para, 1000 TL çok para. 1000 TL evet. Çok büyük para. Ben hiç 1000 TL görmedim hayatımda. Bu arada 1000 TL değil 1000 dolarlık ödür, onu açıklayayım. Yo 1000 TL dediniz bana. Hayır 1000 dolarlık ödür. Abi 1000 TL dediniz hatta ben o yüzden 20.000 dolar dedim o yüzden hani. Hayır 1000 dolarlık ödür 200 TL. Abi 1000 dolar hiçbir şey. 1000 dolar deseniz. O zaman 1000 lira olsun tamam. 50 TL falan oluyor. Tamam. Olmaz. Oradan bir afiden şey bekledin. Dolar mı? Sen bunu ciklet al diye ama. Dolar ciklettir yani. Olmaz. Yani. Tamamdır. Teşekkürler. Evet. Serkan Bey bir önceki dokunulmazlık oyununun sahibinin sahneye alalım. Evet Serkan Bey. Dokunulmazlık sembolünü kazandınız ve şimdi ödül oyunundayız. Nasıl bir performans göstermeyi bekliyorsunuz? Hayır, oyun çok piksel bende. Merak etmeyin. Yani dokunulmazlık oyunundaki performansımı buraya taşıyabileceğimi düşünüyorum. Yani yine iyi olan kazanacak ve o iyi olanın ben olduğumu herkes biliyor. Evet. Yani. Bu kadar mı? Bu kadar. Daha fazla söze yok. Hani oyunumla herkesi göstereceğim. Peki. Aday olarak gösterdiğiniz biri elendi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kendi hatası çok fazla sürtüşmeye girdi. Böyle olacağı belliydi. Ben de bu sürtüşmelerden dolayı yazılacağını bildiğim için yani onun üzerine oynadım. Biraz kolay oldu. Yani diyorsunuz ki çok sürtük biriydi, çok sürtüşüyordu diyorsunuz. Ya sürtük demedim. Orasını lütfen çarpışmayalım. Yani etrafıyla çok limon idi. Yani limon gibi vıcık vıcık ekşimsi bir tadı var duydunuz. Gibi. Anlıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz ödül oyununa arkadaşlar. Dayım konuşmuyor mu dayım? Ne? Dayım. Beni de unuttunuz. Herkesi alacak mıyım? Peki herkesi alayım o zaman. Yeşim Hanım buyurun gelin. Yani ben ilk beni alırsınız diye düşünmüştüm ama neyse. Sonra. Evet Yeşim Hanım merhabalar. Merhaba. Bugün adadan bir yarışmacı eksildi ve ortamlar birazcık gerildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben öncelikle herkesin ağlamasını çok saçma buldum. Madem bu kadar ağlayacaktınız, niye yazıyorsunuz yani? Sanki sadece ben oy verdim Mehmet'e. Anlamıyorum yani. Ayrıca benim mamimin çok ünlü bir sözü vardır. Der ki, bir kuş kadar özgür olsam üzerine sıçacağım çok kişi var. Güzel bir sözmüş gerçekten. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani şimdi şöyle diyorsunuz ki, Gülben Hanım ve Güneş Hanım'ın boş boş ağlamaları onların suçu zaten yazmaları. Diyorsunuz. Mehmet'in elendiğini yani bile bile yazdılar ve elettiler. Şimdi de ağlıyorlar arkasından diyorlar diyorsunuz. Yani bir eleme yapıyorsak demek ki biri elenecektir değil mi yani? Hani bu kadar şok olmaya gerek var mı yani? Ben bunu anlamıyorum. Ne bekliyorlardı ki ikisi de hani devam mı edecek? Biri elenecekti yani. Gereksiz timsah gözyaşları bilmiyorum. Anlıyorum. Samimi değiller. Samimiyetlerini soruyorsunuz. Teşekkürler. Evet Süleyman Bey buyurun gelin. Geleyim efendim geleyim. Televizyonun sesini biraz kısalım ama o ne? Televizyon mu istiyorsunuz burada? Evet. Efendim merhaba. Süleyman Bey merhaba. Fark ettiyseniz bir sessizliğim olmuştur en başından beri. Evet. Verememişimdir çok konuşamamışımdır. Ama beni köyden aradılar biliyor musunuz? Çok yoğun dediler. Köyden mi aradılar? Telefonunuz mu var yani? Yani telefonu olmayanlar da artık burada yalan söylüyordur efendim. Kaç kez gördük bir önceki yarışmada. Kaç kez gördük. Yalanın lüzumu yok. Diyorsunuz ki buradaki insanlar yalancı ve ikiyüzlü. Herkes birbirinin arkasından oyunlar çeviriyor diyorsunuz. Efendim zaten buranın olayı o değil midir? Başta siz olmak üzere. Oo, sert konuştunuz yarışmacılara. Çok sert bir konuşmaydı. Bugün böyle. Tebrik ederim. Bugün böyle. Tebrik ederim. Tam aradığım tattaydı. Hop bak sert konuşmanıza bir kuş geldi. Teşekkürler. Umarım Twitter evet. Kuşu değildir. Evet. Değildir efendim, değildir. Hoş geldiniz arkadaşlar.
ödül oyunumuza merhabalar. Bugünkü ödül oyunumuz parkuru işte bu. Taş oyunu. Nasıl bir taş oyunu? Hemen gösteriyorum. Öncelikle manken alabilir miyim? Geleyim. Ben? Ha tamam sen git. Ha ben meslek olarak yapan anlamında sanırım. Yok yok parkuru oynayacak işi. Kuşlar seviyormuş anne. Evet. Oha kristal sütü. Evet hoş geldiniz Yeşim Hanım. Bu parkurda yapmanız gereken şu ki öncelikle ilk başta köprüyü geçiyorsunuz. Buyurun köprü ben derken siz ilerleyin. Köprüye geçiyorsunuz. Köprüden sonra denge kısmındaki bu incecik kısımları geçiyorsunuz. Oradan buraya zıplama kısmı. Oradan karşıya zıplama kısmı. Oradan karşıya zıplama kısmı. Evet oradan merdivenden yukarı. Buradan o odun kısmını atlamaya çalışıyorsunuz. Evet odun kısmını atladıktan sonra dikkatli bir yürüyüş sergiliyorsunuz. Evet dikkatli ama rakibinizden de hızlı olmanız gerekiyor. Bu çok ince ama. İnce ama ben kalın mı görüyorum derim. Buradan bunun üstünden atlıyorsunuz. Nasıl ya? Evet atlayamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Önce zıplayın sonra ileri gidin tavsiyemize. Önce zıpla sonra ileri. Önce zıpla sonra ileri. Evet aynen öyle. Evet ha, aynen tamam. O şekil. Ondan sonra da buradaki taşları buradaki kısma boşaltıyorsunuz. Buraları boşaltmak gerek. O zaman yarışmanın kuralı şöyle ki teker teker yarışacaksınız ve bir kazanan olacak. Teker teker mi? Evet. Teker teker mi? Evet. Yani takımlı değil. Bireysel bir yarışma. Ha, okay. Ve bir kazanan olacak. Çünkü ödülümüzü açıklıyorum. Ödülümüz öke yapmasın. Ödülümüz evet. Bu görmüş evet. Olduğunuz Hattura Hanzo kılıcı. Harika. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Kapamadı. Gördüğünüz gibi çok keskindir. Ve sürmede de yapılmıştır bu kılıç. Emir Bey benim bir sorum olacak. Evet buyurun. Şu denge tahtasında düşersek nereden geri başlayacağız? En baştan mı? Şu denge tahtasında düştüğünüz zaman şuradan başlıyorsunuz. Hemen buradan. Görüyorum. Tamam, tamamdır. Evet, Emir Bey, ben de bir soru sorabilir miyim? Bura. Evet, orası. Tamam. Emir Bey? Evet, buyurun. Taşları taşırken bir taş, bir taş, bir taş şeklinde mi yoksa beş taş, beş taş, beş taş şeklinde mi? Hayır, beş taş, beş taş. Üstüne kadar alabilirsiniz. Alabildiğiniz kadar. Arkadaşlar. Tamam. O zaman kılıcın ucuna devam ediyor. Şimdi seçim kısmını şöyle yapacağız. Eleme usulü yapalım diye düşündüm ben. Hani puan usulü değil de ya da önceki dokunulmazlık oyunu gibi yapalım. Mantıklı. Herkesin nasıl bilirsiniz öyle mi? Herkesin iki canı olsun. Tamam. Değil mi? Tamam aynen. Mantıklı. İki olan elensin. İki olan eleniyor. O zaman evet. Ne? Eşleşmeler devasa. Elime geldi. Hazırsanız ilk yarışmacılı arkadaşlarımızı çağırıyorum. Yeşim buyurun. Ve Gülben Hanım. Buyurun sizi parkur alalım. Hadi bakalım. Gülben. Hoş geldin Sezuki. Ha Gülben parkura çok... Gülben. 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 Şeffaf kurgu bu arada aynen öyle. Şeffaf kurgu. Evet. Gülben Hanım, bu parkur hakkında ne düşünüyorsunuz ve yarışmayı kazanabileceğinizi, Hattura Hanzo sürmeni bıçaklarını kazanabilecek misiniz? Öyle yarışmayı kazanacağımı tabii ki düşünüyorum. Neden? Ya kılıç çok istemesem de sonuçta yarışma neden kazanmak önemli. Neden kılıcı istemiyorsunuz? Sürmeniye Hattura Hanzo. Yani bilmiyorum, Hattura Hanzo çok dikkatimi çekmedi. Sürmeni çekmiş ama evet devam ediyoruz. Yeşim Hanım merhaba. Merhaba. Bu denge yarışmasını kazanabilecek misiniz? Ya bilmiyorum bir tık endişelendim çünkü kayıp düşersem o odunlardan bana kıymık batabilir. Takma tırnaklarımın arasına kaçabilir. Ay karanlık. Bir şey yok bir şey siz devam edin. Karanlıktan çok hoşlanmıyorum da. Bir tutulma oldu ya bir anlık. Evet. Tamam. O yüzden bir tık endişeliyim ama kendime de güveniyorum yani. Deneyeceğim elimden geleni yapacağım. Bakalım nasıl bir sonuç olacak o zaman hazırsanız. 3. Bir dakika Emir Bey, bir dakika yiyecek içecek verdim ya o dolaptaydı. Tamam.
içmedim. Tamam. Ha, evet, tamam. Hazırım Emir Bey. O zaman vereyim hazır. Sana bir tane. İçtim. 3 2 1 ve yarışma başladı. Hadi kızlar. Aa, Gülben Hanım çok hızlı gidiyor. Yeşim Hanım birazcık temkinli devam etti. Gülben Hanım ben hızım diyor. Devam ediyor. Denge parkurunu da çok iyi geçti. Yeşim Hanım arkadan takip ediyor şu an. Gülben bakalım. Kesiniz. Atladı oradan. Oradan atlayabilecek mi? Atladı. Şimdi Yeşim. Evet. Yeşim takıldı orada. Geçti şimdi. Şimdi taş taşıma kısmı. Gülben taşları taşıyor. İlk kim boşaltacak bakalım. Kim daha fazla taş taşıyabiliyor? Gülben. Gülben taşıyor, Yeşim taşıyor, Gülben taşıyor, Yeşim taşıyor. Evet, Gülben çok hızlı taşları taşıdı. Ve B koyduğu zaman evet. Bitti. Gülben bitirdi ve Gülben kazandı. Tebrik ederim. Helal Gülben. Tebrik ederim. Helal Gülben. Helal Gülben. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Evet, şimdi taşları boşaltalım Yeşim Hanım. Taşları boşaltalım Yeşim Hanım. Gitmeyelim öyle. Boşlamak yok. Sıradaki yarışmacılarımızı alıyoruz şimdi de. Süleyman Bey ve Güneş Hanım. Buyurun bakalım sahneye. Let's go. Süleyman abi. Gel Güneş Hanım gel. Evet. Süleyman abi ben sana yaşlı dediğim için özür dilerim. Oo. Estağfurullah. Oo. Evet. Güneş Hanım. Başarılar Süleyman abi. Arkanızdan çok konuşulduğu söyleniyor ve insanlar sizin arkanızdan çok pis şeyler söylediler. Siz ne, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve çok arkamdan önce ne tarafa bakmam gerektiği hiç konusunu fark etmez. Ben onu çeviriyorum. Tamam. Siz yapın. Tamam. Arkamdan konuşulduğunu tahmin etmiştim. Ama görüyorum ki bu odada herkes zaten birbirinin arkasından konuşuyor. O yüzden bu benim için bir sorun değil. Zaten ne olursa olsun bu odada yalnızız. Bu kadar ben, bu kadar evet. O zaman izleyicilerimizden bir yorum geldi. Güneş balçıkta sıvanmaz. Bunu kullanırsanız. Evet devam ediyoruz. Süleyman Bey. Teşekkür ederim izleyici. Bu parkurda hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok dengeli ve çok dengemsi bir parkur. Parkurumuz gerçekten kaliteli bir parkura benziyor. Bakalım ilk başta bir turlayalım. Sonucuna göre yorumlarımı söyleyeceğim. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Bir dakika. O zaman hazırsak 3 2 1 ve başlasın. Evet yarışmacımız hızlı çıkıyor. Bakalım burada ikisi de çok güzel atladı. Çok güzel dengeden geçiyorlar. Güneş biraz daha hızlı dengede. Güneş buradan tekte geçti. Süleyman da tekte geçti. Şimdi taşları toplamaya başladılar. Taş boşaltma zamanı başlıyor. Evet bakalım ilk kim boşaltacak. Güneş şu an çok hızlı durumda. Güneş çok hızlı. Güneş'i geçebileceğini sanmıyorum Süleyman'ın. Süleyman biraz yavaş boşaltıyor. Güneş çok daha hızlı. Son 5 taşı kaldı. Son 5 taşı bıraktı mı? Şimdi başlayacak. Son 5 taş aldı onları da. Gidiyor Güneş ve kazanan Güneş oluyor. Tebrik ederiz Güneş. Kardeşim bu için. Tebrikler. Kim için? Sağ ol abim. Buğlem, Buğlem. Kardeşim. Evet, kardeşi Buğlem içinmiş. Evet. Bu yarışmanın da sonucu Güneş. O zaman şimdi ben not almayı da unuttum tabii ki. Arkadan Çubey'de not alırsa rejimiz mutlu olurum. Güneş 1. Yok. Süleyman 1. Yeşim 1. Yeşim 1. Evet. Aa, evet. Tamam. Sıradaki yarışmacılarımız Ahmet Bey ve Jekyll. Buyurun. Ooo. Kimse niye düşmedi şurada ya? İlk ben düşeceğim. Ahmet düştü diyebilir miyiz? Ahmet düştü. O zaman Jekyll Bey, evet bu yarışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Hattur Hanzo kılıcı sizi heyecanlandırıyor mu? Hattur Hanzo kılıcının kaç para olduğunu öğrenebilir miyim? Bilmiyorum. Değeri biçilemez. Dünyada sadece 11 tane var. O zaman ilgilendiriyor. Sürmen olan tarafı bir tane var. O da bizim elimizde. Sürmenin olması hiç ilgilendirmiyor beni. Ben değerli olması ilgilendiriyor. Tamam yeter o benim. Tamam bir para gözsünüz. Tamam evet devam ediyoruz. Ahmet Bey. Hattur Hanzo kılıcı ve sürmeli kılıcı hakkında ne düşünüyorsunuz? Emir Bey acaba kılıcı yarışmadan sonra da bizde mi kalacak? Evet evet tamamen sizin. He, tamam tamam. Bir işim var onunla ama şu an burada açıklamayacağım bir işim. Nasıl fantezileriniz mi var? Hayırlı işler. Hayırlı işler. Tövbe kolay gelsin.
Birkaç kişiyle bir şey yapmayı düşünüyorum o yüzden. Hak eden birkaç kişi var o yüzden. FBI. Emir Bey. Evet, tişörtünü çaktın. Kurtulan çok beğendim. Teşekkürler. Sadece söylemek istemiştim. Devam ediyorum. Hoppa. Allah. Evet, o zaman hazırsak. X-Men Flash geldin. 3, 2, 1 başladı. Aydın Beyler. Çok hızlı kalktı yarışmacılarımız şu an. Jekyll önde birazcık. Ahmet arkasında. Ahmet devam etti. Ahmet çok temkinli. Jekyll düştü. Ahmet düştü. Emir Bey. Jekyll düştü. Ahmet düştü. Emir Bey. Ne oluyor? Emir Bey. Devam edin yarışmaya. Gideceğiz. Sıkıntı yok. Buyurun. Buyurun. Evet. Yarışma şu an devam ediyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Jekyll önde, Ahmet arkada. Evet, Jekyll boşaltmaya başladı. Ahmet de boşaltmaya başladı. İkisi aynı anda boşaltıyor. Ahmet biraz daha önde gibi şu an. Evet, Ahmet çok hızlı boşaltıyor şu an. Jekyll arkasında kaldı biraz. Ve galiba bu yarışmanın galibi Ahmet Bey olacak. Evet. Ahmet Bey kazandı. Tebrik ederiz. Helal Ahmet. Tebrik ederiz. Teşekkürler, teşekkürler. Tebrik ederiz. Evet. Beyler. Yarışma fanları galiba burada parkuru bastı. Evet, evet. Maalesef çok tutulan bir yarışma olduğunu anlıyorum. Çok tutulmuş. Çok tutmuş. Fazla izlemden dolayı yıktılar. Biraz ağır basmış gibi. 100 kiloluk evet, olmanızdan evet. Da dolayı. O zaman şimdi sıradaki seçimler yapılıyor. Evet. Jekyll Bey ile Ahmet Bey. Bir daha mı? Ama bir dakika, kim yarışmıştı? Ha pardon. Yeşim Serkan Bey ile Serkan Bey. Buyurun. Yeşim Bey. Güneş Hanım. Efendim Gülben Hanım. Kaybeden puan alıyor. Evet. O yüzden Jekyll Bey puan aldı. Hadi. Yeşim çok unisex bir isim olduğu için Yeşim Bey demem bir tık normal geldi bana. Değil mi? Değil mi? Tabii. Ahmet'te Jekyll 1, Süleyman 1'e 1, Yeşim 1'e 1 de Yeşim Hanım. 1 değil mi? Böyleydi değil mi Emir Bey? Not alıyorum. Evet. Jekyll 1, Latte, Süley 1'e 1, Süley 1, Yeşim 1. Bizden de kalanlar var, merak etmeyin. Yazıyorum. O zaman Yeşim Hanım 1 puan daha alırsanız eleneceksiniz. Serkan Bey, daha ilk yarışmanız. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Denge konusunda kendime güveniyorum. O yüzden pek zorlanacağımı düşünmüyorum. Ben parkurların kralıyım diyorsunuz. O zaman devam ediyoruz. Hazırsak. 3, 2, 1 ve başladık. Haydi evet, Yeşim çok hızlı çıktı. Serkan da çok hızlı çıktı. Yeşim şu an çok hızlı ilerliyor. Takır tukur geçti. Takır tukur geçti. Değişik bir taktik. Buradan tekli geçti. Serkan orada takıldı. Serkan oradan çıkamıyor şu an. Yeşim boşaltmaya başladı. Serkan çıkamıyor şu an. Serkan kaldı. Serkan ne yapacağını bilemiyor. Evet, Serkan da şimdi boşaltmaya başladı ama çok geç kaldı. Yeşim çok hızlı durumda şu anda. Serkan daha yeni boşaltıyor. Yeşim'in çok az taşı kaldı. Bakalım ilk kim boşaltacak? Evet. Bakıyoruz. Durumlar şu an. Yeşim çok önde. Serkan boşalttı. Serkan ilk boşaltan oldu. Nasıl oldu bu? Elinde taş var. O yerde. Son taşını yani koymamış. Son taşları yere atmış. Hile Serkan mi? Hile uğurda yapmaya çalışmış. Burada dışarıdan piste taş gelmiş. Onu aldım yanlış bir yere. Nasıl olur? Koyulmuyor. Kameralarımız ne yaptı şu an? Koyulmuyor. Şu an dolu burası. Kameralardan bir inceleme gelmesi gerekiyor bu durumda. Ben buraya başka taş koyulmuyor. Evet, burası dolu Emir Bey. Oo. Teknik nasıl bir hata o? Söz konusu. Teknik bir hata. Nasıl oldu bu? Yarışmada Emir Bey, pisti temizlememişsiniz. Gergin anlar. Taşı Serkan Bey'in taşı azmış. Boşaltmamışlar. Ama burası bu tamamen doldu. Bu tarafı nasıl boşalttılar? Bu taraf tamamen doluydu çünkü. Bu taraf boş işte. Orada 5 taş bırakmış orada. Evet, 5 taş kalmış burada. Yani her türlü ben kazanmadım mı işte? Evet, Yeşim Hanım kazandı. O yüzden Serkan Bey 1 puan hanesine yazıldı. Bu ne ya? Burada taş yoktu az önce. Ben koyayım ben. Niye? Oğlum niye koyuyorsun? O zaman burayı nasıl boşaltalım? Lan oğlum boşalttım orayı. Oradan alıp oraya boşaltıyorum. Jekyll Bey, acaba üstünde taş mı var?
Jekyll Bey, acaba üstünde taş mı bıraktınız? Yoo. Tekrar bakıyorum, yoo. Okay. Allah Allah, ilginç bir seçim. Evet. Yani buraya burada benim hakkım koyuyorum. Yeniyor. Hakkınız yenilmedi. Taş eksikliymiş. Devam ediyoruz. Sıradaki yarışmacılarımız. Güneş Hanım ve Süleyman Bey, buyurun. Yine siz seçmişsiniz. Süleyman abi tekrar. Taşları bir kontrol edebilir miyiz? Taşları bir kontrol edin. Tamam. Çünkü iki tane taş koyamadım ben oraya. Ben koydum. Ben. Elinde varsa yeşim bırak. Diğer taraftan alttan koydum da. Bak burası eksik şu an mesela. Evet bak orası eksik kalmış. Oraya koydum tamam. Gördünüz mü? Öyle olaylar olmuş demek ki. Sonra latte şik ediyorlar. Latte şik ediyorlar. Ben anlamıyorum. Bu mu eksikti? Evet. Şu önünde durdum. Aha. Burayı Yeşim... Ay Emir Bey doldurdu Yeşim Hanım. O yüzden olabilir. Ama demek ki birkaç tane almışsınız oradan taş. O yüzden. Hiç almadık Emir Bey. Evet Güneş Hanım. Yani. Bu durumdaki bu olaylardaki entrikalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknik aksaklıklar olabilir. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Çok seveceğiz. Zaten... Sizi sevmedim. Devam ediyorum. Süleyman Bey. Oyunlar Allah. Oynuyor galiba. Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Tadığım bildiğim bir şey efendim. Yani alışkınız. Anlıyorum. Devam bir ediyoruz. O zaman hazırsanız. Eğer Güneş Hanım kazanırsa Süleyman Bey eleniyor. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1 ve yarışma başlasın. Şu an Güneş önde gibi. Aynı anda geldiler merdan platformuna. Şimdi odun platformundalar. Sıçraya sıçraya geldiler. İkisi de aynı anda tırmandı. Süleyman Bey takıldı. Süleyman Bey takıldı. Güneş boşaltmaya başladı. Süleyman zıplayamıyor oradan. Evet tam da istediğimiz sonucu alıyoruz oradan. Onu o yüzden koymuştuk. Zıplaması zor bir yer. Bakalım şimdi ilk kim boşaltacak? Sayıdan anıldı. Süleyman Bey elenecek mi? Süleyman Bey Hattur Hanzo sürmeni bıçaklarından kazanabilecek mi? Bakalım ne oluyor? Süleyman Bey... Elendi ve Güneş Hanım kazandı. Tebrik ederiz. Oo. Buyurun boşaltma işlemini başlayalım. Olur. Yana sağ olsun. Olur. Emir Bey. Emir Bey. Alırız sana. Evet Serkan Bey. Emir Bey vara gidilmesini talep ediyorum ben. Neden? Ne? Niçin? Yani az önceki olay için. Az önceki ha. Olay için var vermiş var kayıtlarını incelenmesini bekliyoruz. Ama ondan önce Ahmet Bey ve Jekyll buyurun. Değil mi? Ahmet Bey ile oynuyoruz. Bu bir kader. Benim bir korkum yok. İnceleyin yani. Ben zaten çok önden başlamıştım. İmkansız benden önce bitirmesi. Yani vara gidilsin. Bir olay varsa ortaya çıksın. Kim tamam, kazandığı çıksın. Net bir şekilde açığa çıksın. Yani. Olur. Tamam. Evet. Reji Bey var kayıtlarını alırken biz de Ahmet Bey'e bu entrikalar hakkındaki yorumlarını soruyoruz. Ya galiba Jekyll Bey arkadaşı Serkan Bey'e bir yardım etti. Cebinde unuttu taşları. Orada biz cebimde değil. Aha gelin bakın ya. Cebimde bir şey yok. Jekyll Bey şikayet yaptınız demin. Serkan edeceğiniz tek bir şey var Ahmet Bey. Yalancı. Seni daha demin ağaçların oraya giderken gördüm. Ne yaptın orada? Ağacın yanında oturdum. Gölge. Taşlarını bırakmadın mı? Bırakmadım. Peki. Ben eşitlendim evet. Ama bu konuda. O en zaman Jekyll'ı ben bu yarışmadan eleyip şikeci arkadaşları ben eleyeceğim diyorsunuz. Bu adam benim aklımda. Ben mi diyorum? Olabilir. Ben diyorum evet bu doğru. Evet o zaman hazır. 3, 2, 1 ve başlayın. Şu an Afi birazcık daha önde gibi. Jekyll arkasından devam ediyor. Kütükte Jekyll düştü abi. Ahmet önde. Jekyll düştü. Jekyll tekrardan devam ediyor. Jekyll bir daha düştü. Jekyll bir daha düştü. Ahmet boşaltmaya başladı. Ah. Evet devam ediyoruz. Jekyll şu an zıplayamıyor bile. Afi çok hızlı boşaltıyor. Jekyll devam edemiyor bile. Şu an zıplayamadı bile. Jekyll gelene kadar Afi boşalttı. Evet. Lan gireceğim. Emre Bey. Bir şey diyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sıkıntı yok. Zaten şimdi. Geç geldiğiniz için kaybettiğiniz sayılır. Buradaki taşları niye boşaltmamışlar ama? Evet. Emir Bey. Çok güzel şey yapıyor. Buyurun boşaltmaya başlayın siz. Hallettim. Neyse ki Jekyll Bey açık ara farklı kaybettiği için sıkıntı olmadı yarışmada. Bir şey yok. Sıkıntı yok. O zaman hazırsak. Yeşim Hanım. Az önce olaylı bir olay yaşamıştınız. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya şöyle, ben çok önce geldim taş boşaltma yerine. Yani ben ilk tur 5 taşımı boşalttıktan sonra geldi.
Ve benle aynı anda bitirdiğini söylediniz. Yani imkansızdı zaten böyle bir şey. Ya yani belli ki taşları azdı yani. Evet Serkan Bey, siz ne diyorsunuz bu konuda? O zaman karşı taraftaki sepeti nasıl ağzına kadar doldurabildim? Madem taşları azdı. Boşaltmamışlar taşları işte. Ya var kayıtlarından bakılsın, boş muydu dolu muydu ikinci sepet? Emir Bey şu kayıtlara da bir baksanız mı acaba? Vallahi reji kayıtlara bakmıyor, ben anlamadım. Kayıt vermiyor bana. Siz yarışmaya devam edin, ben kayıtlara bakacağım. Discord yazdın oğlum, Discord'dan niye atıyorsun? Twitch'ten atsana ya. Evet bakıyoruz yayınların kayıtlarına. Serkan kaldı. Bakalım. Serkan ne yapacağını bilemiyor. Evet Serkan da şimdi boş. Çok önce başladım, imkansız. Şu an orası boşmuş. Evet kayıtlara baktığımızda. Peki bu niye Japon şeyi? Evet. Bak ne kadar erken geliyordu. Yarışmanın sonunda da ağzına kadar doluydu. Ekstra taş koyulmuyordu. Ama bug'a girmiş o zaman yani. Ne yapayım? O kadar erken geldim yani. Ben boşalttım. Ben taşlarımı boşalttım. Bak bir tur boşalttım, geri döndü. Benden sonra başladı. Bak bir anda ikiye düşüyor mesela. Yani bir anda oradaki şeyler boşalmış. Ağzına kadar doldurdum. Demek ki kollarınız güçsüzse. 10 taşı pazar, birden alıyor pazar, yani böyle boşaltacak. Kollarınız güçsüzse benim yapabileceğim bir şey yok. Bakıyoruz. Serkan Bey. Serkan Bey'in taş çuvalı mı var? Bir baksana. Acaba. Bakıyoruz. Durumlar yani, şu an. Elimde hiç taş yok. Var acaba? Nasıl lan? Boşaltacak. Taş çuvalı ben diyorum. Ben tamamen boşalttım elimdeki taşı. Bir bakın. Serkan Bey taş çuvalı durumu. Evet. Bakalım. Bir bakın şey diyeceğim. Biz alırken siz ona... Yok öyle kalmış olabilir üstünde. Evet üstüne kalmış olabilir. Yavaşlatabilirsin istersen. Yavaşlatmama gerek yok. Durum belli. Serkan çok hızlı. Çok fazla taş taşıyor. Eğer 10 tane falan taşıyorsanız üstünüze taş çuvalı kalmış olabilir. Dün yatma yerlerimizi düzeltirken almıştık ya üstümüze çuvalları. Ben taşlarımı tamamen sıfırlamıştım. Ve buradaki taşlar da bitti. Tamam Serkan Bey oradan bir taş alalım. İki turda yapmış olabilir. Al bakayım. 5 tane alınabiliyor bende. Aa, bak sen 5'ten fazla alıyorsun Serkan Bey. 5 tane ben alabiliyorum Serkan Bey. Evet Serkan Bey'in taş çuvalı varmış. 5'te ben aldım. Bunu nasıl atayım? Yani, ben de geldim. Serkan bir şeyi kaldı. Bunu nasıl atayım? Serkan Bey. Yani Serkan Bey alırken sayacaksınız artık. Yapacak bir şey yok. Oğlum neyle yaptın ya Serkan? 5 tane aldım. Serkan Bey'in nasıl almışız acaba? Yerleri şey yaparken almıştık ya Fi Bey. Hani uyuma yerlerimiz bozulmuştu. Nasıl yaptı onu ya? İşte bezler, ağaçlar, kendi kıyafetleri. Helal olsun. Helal olsun. Bu adam evet. Doğada kalıyor. Serkan Bey 4 tur atmanız lazım yani onu söyleyelim. Hazırsak başlıyoruz. 3 galiba. 3, 2, 1. Haydi şimdi. Başlıyorlar şu an. Haydi. Latte'nin gücü adına. Çok hızlı Serkan düştü son saniye. Serkan son saniye düştü. Bakalım Yeşim Hanım bu sefer... tertemiz alabilecek mi? Serkan gelmeden boşaltabilecek mi? Bakıyoruz. Serkan çok hızlı geldi, ilerledi. Şimdi Serkan'ın sayısı geldi. Yeşim Hanım ama çok önde. 5 tane alıyor mu? Yeşim Hanım çok önde. Sayıyoruz, sayıyoruz. Allah'ım ya. Ya Mehmet hoş geldin. Ve Yeşim Aldım. Hanım boşalttı. Serkan'ın daha çok var ve Serkan ya kaybetti. Olsun. Yeşim kazandı. Helal. Serkan helal. Yarışmadan eleniyor. Evet Serkan, Hattori Hanzo sürmene kılıçlarını kaybettiğini düşünüyorsun bu konu hakkında? Üzerime oyunlar oynanıyor. İftiralar atılıyor. Evet. Yani daha da fazla konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Teşekkürler, teşekkürler. Serkan da elendi. Sıradakiler. Şimdi bakıyorum. Gülben Hanım ve Ahmet Bey, buyurun. Son durumları bir reciden alabilir miyiz? Bir saniye Ahmet Bey. Serkan Bey, Serkan Bey. Buyurun Yeşim Hanım. He, tamam tamam. Abi Bey, üstünüze taş kalmamıştım. İyi bakın da. Sıkıntı yaşamayalım. İyiyim, çantam da yok. Tamam. Orada mısın? Tamam, öylesine geldim. Evet, Gülben Hanım, Serkan Bey'in bu taş taşıma olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolandırıcılık mı yapıyor acaba kendisi? Öyle, ben dolandırıcılık olduğunu düşünmüyorum. Farkında olmadığını düşünüyorum. Dün biz yataklarımızı düzeltiyorduk. Yağmur dolayısıyla mahvolmuştu. O ara almıştı. Üstünde unutmuş olabilir. Sonuçta biz parkurları bilmediğimiz için yanında getirmiştir. Evet anlıyorum. Peki Afi Bey, siz Jekyll'a iftira atmıştınız. Jekyll şikayetli demiştiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Jekyll'dan özür diliyorum başta. Biraz fazla gaza gelmişiz. Oyunun heyecanı diyelim. Ama Serkan Bey de üstündekilere dikkat etsin yani, böyle olmaz.
Ha evet, bir de bu açıklandıktan sonra daha hala iftira üstüme oyun oynanıyor Evet yani. denmesi de çok doğru değil. Afi Bey'e katılıyorum bu konuda. Evet, o zaman devam ediyoruz. Hazırsak 3, 2, 1 ve yarışma başladı. Haydin Gülben, haydin Ahmet. Çok iyisiniz. Evet, şu an Gülben ve Afi çok hızlı ilerliyor ikisi de. Afi takıldı, Gülben takıldı, Afi takıldı, Gülben takıldı, Afi geçti şu an. Afi taş boşaltmada. Gülben bakalım ya yetişebilecek mi? Afi çok hızlı taşları boşaltıyor. Gülben daha da hızlı taşları boşaltıyor. Bakalım burada kim kazanacak? Evet. Şu an bakıyoruz. Gülben bu arada bir Afi'nin taş çuvalına doğru gitti. Bakalım orada bir entrika döndürecek miydi? Hayır. Afi çok hızlı boşalttı ve Afi kazandı. Tebrik ederim. Şusku. Helal. Helal. Gülben'e 1 puan yazıldı. Siz taşları boşaltırken sıradaki yarışmacılarımız Güneş ve Yeşim Latte. Buyurun. Ne diyeceğim? Her el ben yarışıyorum gibi sanki değil mi? Çünkü 4 kişi Kalmadı ki. kaldı. İşte. Benim dördüncü yarışmam. İyisin, iyisin. Hem de bu Hallediyorsun. üçlü bir, dört olacak sonra. Evet. Bakayım ben yine de Yeşim Hanım, üstünüze oyunlar oynandı daha demin. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya ben zaten şuna çok şaşırdım. Ben geldim bir tur gittim, geri geldim. Ondan sonra yetişti bana. Ona rağmen benden önce bitirdi dendi. Yani bir sıkıntı olduğu çok net belliydi. Neyse ki rejimiz açık sözlüler. İzlediler ve doğruları insanlara gösterdiler. Bu kadar. Öyleyizdir. Teşekkürler. Evet Güneş Hanım. Berenizi nereden satın aldınız? Altım zar üstüm zar araz 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 arazdan Tamamdır. aldım. Teşekkür ederiz. O zaman hazırsanız 3, 2, 1 ve başlayın. Başarılar Haydi Yeşim. Güneş. Haydi Başarılar. Güneş. Haydi Güneş. Güneş. Güneş çok Kaç hızlı. Yeşim yılda? de çok hızlı. Çok güzel bir taktik. Güneş. Geçemiyorum. Yeşim takıldı. Yeşim takıldı. Güneş çok hızlı geçti şu an. Bakalım kim Yeşim Hanım'ı eleyebilecek mi? Güneş Yeşim Hanım'ı elemek üzere. Taşları boşaltma kısmında bakalım kim daha hızlı boşaltabilecek? Güneş Hanım mı Yeşim Hanım mı? Güneş'in Haydi. şu an 5 taşı kaldı Yeşim'in daha. Çok taşı var ve Güneş son taşlarını boşaltmaya geliyor. Ve Helal. Güneş boşaltamadı. Üstünde taş var Yaşamadım. şu an. Güneş'in Yaşım üstünde alın taş var. Boşaltamadı Hayır. Güneş. Yok. Taş var. Ceplerinizi gösterin. Gösteriyorum. Ben Yok. bitirdim. Hala yok. Yeşim Hanım bitirdi. Evet. Ne? Yeşim Hanım bitirdi. Bir bir oldu durum. Güneş Hanım üstünde Anne. taş var. Hayır yok. Üstünde taş var. Küçük taşı siz büyük taş sanmış olabilir misiniz Emir Bey? Ben hiçbir şey yapmadım. Evet. Ama dolu Güneş Güneş Hanım. Hanım ilk Hı? puanını alıyor. Tebrik ederiz. Ne? Ben bir Ne? şey söylemek istiyorum. Evet Yeşim Hanım. Ben kendi taşımı yanlışlıkla onun kutusuna koydum. Yine de boşaltamadığı için Güneş Hanım kaybediyor. Evet, bir Aa. puan. Olsun Yeşim Hanım, hiç Hayır hayır sorun değil. arkadaşlar, ben elim kaydı, Hiç sorun... elim. Hayır, hiç sorun yok, sorun değil. Kesin evin kaydı işte ya. İnanılmaz ya. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Vicdanım rahat etmeyecek. Bizim Ben vicdanımız de rahat kabul ediyor. Devam ediyoruz. etmiyorum. Evet, Gülben ve Yeşim Ahmet ve Güneş'e karşı. Ne? Son oyuna şu an Ha. herkes bir puan. Ahmet dışında herkes bir puan. Bir kuan. Kuan. Bakalım Gülben mi yoksa Yeşim mi? Yeşim Hanım. Buyurun. İçmem sizi Buyurun. bekliyorum. Pardon. Ya sürekli ben yarışıyorum, niye? Dört kişi var çünkü. Benim altıncı Evet oyunum Yeşim arkadaşlar. Hanım. Az önceki galibiyetiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben aslında elenmek istiyordum çünkü yanlışlıkla kutularımı karıştırdım. Benim lensim kaydı. Lensim kayınca ben gittim yanlış kutuya taş koydum. O elindeki taşı bir bırakamadı. O yüzden aslında bence adil olan benim elenmemdi. Evet bence de çok iyi performans sergilediniz. Devam ediyoruz Gülben Hanım. Bu Evet. yarışmayı kazanabileceğinizi ve Hattori Hanzo sürmeli bıçaklarını kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?
Eğer bir yanlış daha olmazsa kazanabileceğimi düşünüyorum Emir Bey. O zaman hızlı sizin sak. Tarafınızdan. 3, 2, 1 ve başlayın. Buyurun. Çok hızlı ilerlediler. İkisi de çok hızlı. Yeşim Hanım düştü. Yeşim Hanım düştü. Gülben şu an sıçrıyor mu Gülben? Gülben oradan çıkamıyor. Ne? İnanılmaz. Gülben'in gücü yetmedi. Gülben'in gücü yetmedi. Yeşim de yetişti. Yetişti. Yeşim şu an ona yetişti. Bakalım kim kazanacak? Gülben çok hızlı boşaltıyor. Yeşim de çok hızlı boşaltıyor. Acaba kim kazanacak şu an yarışmayı? Çok öndesin Gülben. Yeşim kazanıyor. Gülben kazanıyor. Yeşim kazanıyor. Gülben kazanıyor. Gülben çok önde. Çok Yeşim yetişecek. Gülben boşalttı mı? Gülben boşalttı. Yeşim elendi. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederim. Yeşim eleniyor. Evet Yeşim Hanım. Hattor Hanzo sürmeli bıçaklarını kazanamadınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutfakta biraz zorlanacaksınız galiba. Sorun değil. Ben gerekirse Chinese'imi yerim. Yani gerekirse sushi'mi tadarım ama yani sürmeni bıçaksız da yaşayabilirim diye düşünüyorum. Evet tebrik ediyoruz o zaman. Şimdi sıradaki yarışmacılarımız Gülben ve yok Güneş ve Ahmet. Buyurun. Evet Ahmet Bey hiç yenilmediniz bu yarışmada. Galiba evet. Taşlarla oynamak sizin içiniz. Evet dengesizim demiştim ama şu ana kadar hiç yenilmedim. Evet. İlginç bir şekilde benim parkurummuş bu. Evet. İyi gidiyorum. İstiyorum o bıçağı. Agresifim, kompleksifim diyorsunuz. Devam ediyoruz o zaman. Başarılar Ahmet. Başarılar. Üstünüzdeki tişörtü nereden aldınız? Araz'dan yine. Tebrik ediyoruz o zaman. Devam ediyoruz. Hazırsak 3, 2, 1 ve başlasın. Buyurun. Şu an Afi birazcık daha önde gibi. Afi çok daha hızlı koşuyor gibi. Afi çok iyi geçti. Merdivende takıldı. Güneş labirent kısmını çok hızlı geçtiler. Afi takıldı. Güneş takıldı. Güneş geçti. Afi geçti. İkisi de geçti şu an. İkisi de taşları boşaltıyor. Bakalım kim daha hızlı taşları boşaltacak. Afi boşaltıyor. Güneş boşaltıyor. Afi boşaltıyor. Güneş boşaltıyor. Kim kazanacak? Afi biraz daha boşalttı. Güneş de boşalttı. Afi boşaltıyor. Güneş boşaltıyor. Afi çok ileride şu an. Güneş de ileride. Acaba kim kazanacak bu yarışmayı? Afi bir taş kaldı. Afi'nin bir taş kaldığı için kaybetti. Güneş kazandı ve Afi'ye bir taş Hocam koyamıyorum yazdırdı. Bak şimdi vuracağım. Afi'ye bir taş kazandırdı. Ben koyabiliyorum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hocam bir sıkıntı demek var bu yarışmada. Elinde taş kaldı. Tebrik ederim. Dört taş bak, almışsın demek. Koyamıyorum. Emir koydu. Son taşı sen koyamayınca Emir bakmak için koydu sanırım. 1, 2, bilmiyorum. Emir Bey de koyamadı galiba. Öyle gidiyoruz. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ahmet bir puan daha yazdı. Şimdi sıradaki yarışmacılarımız. Şimdiki sıradaki yarışmacılarımız Ahmet Bey ve Gülben Hanım. Ahmet Bey üstündeki taşı rejimi oradaki yere bıraksın da haksızlık olmasın Emir Bey. Evet Ahmet Bey. Taşlarınızı bırakın. Kendisi açısından dedi. Evet kupon oynananlar da şu an benim kuponlar yattı diyor. Bu mu oynadınız? Ha öngörüyorum. Sağ kulların taş toplaması birazcık sıkıntı gibi. Neyse Gülben Hanım. Bu oyunda çok pis oyunlar oynandığı söyleniyor. Acaba bu oyunları siz mi oynadınız? Emir Bey bu oyunların kimin oynadığı belli. Pisliği kimin yaptığı da belli. Seyirci de yarışmacılar da bunu gayet net bir şekilde görüyor efendim. Teşekkürler. Oo hepsini teker teker Hattor Hanzo için her şeyi yaparım diyorsunuz. Evet Ahmet Bey ilk puanınızı aldınız. Ne diyorsunuz siz bu konu hakkında? Komploya geldik. Orada taş yok. Dekstradan taş konmuş ben taşırken. Seyirciler her şeyi görüyor. Hoş değil. Yani hoş dümen sadece denizde olmuyormuş değil mi Ahmet Bey? Devam ediyoruz aynen hazırsak. Öyle. Bu programda da varmış. Hazırsak. 3. Hazırım. Bir dakika. Ben hazır değilim. Heh tamam. 3, 2, 1 ve buyurun yarışma başlasın. Haydi Gülben. Gülben Hanım haydi çok haydi hızlı Ahmet. Bu yarışmanın, bu parkurun adeta müptelası olmuş. Afi de çok hızlı şu an. Gülben düştü. Gülben düştü. Afi de takıldı. Afi çıktı şimdi. Afi çıktı. Gülben çok geriden başlamak zorunda kaldı. Afi taşları çok boşaltmaya anda başladı. Bakalım kim kazanacak? Afi şu an taşları boşaltıyor. Gülben de taşları boşaltıyor ama yetişmesi çok imkansız. Çok imkansız. Keşke buraya bir engel koyabilseymişiz. Neyse Afi taşları boşalttı ve Afi kazanıyor. Gülben
2 oluyor ve eleniyor. Eline sağlık. Eline sağlık. Evet Güven Hanım, Hatır Ağız için her şeyi yapamadınız ne yazık ki. Ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Evet, maalesef yapamadım Emir Bey. Çok da pişman değilim açıkçası. Zaten o bıçaklar geldi et vesaire kesmek için. Ben de vejetaryenim, işime gerek hiç. Patatesini de çok iyi kesiyorlardı bu arada. Evet devam ediyoruz. Güneş Hanım ve Ahmet Bey. Buyurun sahneye. Ahmet Bey, bir dahakine taşlarınızı da boşaltırsanız. Tabii, bit tabii efendim. Bir komplo kurulmazsa. Evet, teşekkürler. Lütfen bizi zan altında bırakmayın Ahmet Bey. Evet, Güneş Hanım. Parkurda konuşalım. Parkurda konuşalım. Ayakkabılarınız nereden? Bana mı sordunuz? Evet Güneş Hanım, ayakkabılarınız nereden? Altım Araz, üstüm Araz. Tebrik ediyoruz. Evet Ahmet Bey, bu yarışmada üstünüze çok komplo oynandığı söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne kadar komplo oynasa da gösteriyoruz kardeşim performansımızı. Hala bir puanım var. Altıncı oyunum bu. Sadece bir kere yenildim. Gelsin arkadaşlar, buyursunlar. O hattı razı benim olacak. Herkesi keseceğim diyorsunuz. Evet, tebrik ederiz. O zaman başlıyoruz. 3, 2, 1 ve yarışma başlasın. Şu anda Ahmet çok hızlı. Ahmet takıldı. Güneş şu anda çok hızlı ilerliyor. Bakalım düşecek mi biri? Düşmedi ve çok hızlı ilerlediler. Güneş çok hızlı geçti. Boşaltmaya başlıyor Güneş. Güneş kazanacak gibi duruyor şu an. Afi de arkasında. Güneş boşaltmaya başladı. Bakalım bir takım olacak mı? Afi çok hızlı ilerliyor. Arkasından Güneş elimde ilerliyor. Elimde çakıl taşı var. Elinde çakıl taşı varmış. Sıkıntı yok. Afi çok hızlı şu an. Çakıl taşı çarpma. Afi çok hızlı. Afi çok hızlı. Elindeki çakıl taşı yüzünden Güneş Hanım kaybetti. Afi de yarışmayı kazandı. Ve Hattır Hanzo ödülü onun oldu. Tebrikler Afi. Tebrikler. Evet Afi Bey. Parkurda evet, geç gelmenize rağmen taşları çok hızlı boşalttınız. Daha önce bir deneyiminiz var mıydı? Geç. Genelde geç geldiğim söylenir ama. O yüzden biz yani doğru. Burada da gösterdim onu. Macanını. Bu sefer çok hızlıydınız ama tebrik ediyoruz. Teşekkürler buyurun. Efendim sağ olun. Buyurun Katarenes. Çok sağ olun efendim. Hattır Bununla Hanzo. Hayırlı şeyler yapacağım. İnşallah evet. Buyurun o zaman başlıyoruz. Ada neydi lan? Kılıcın ucunda devam ediyor. Evet. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Hemen burada olanları konuşabiliriz isterseniz. Arkadaşlar. Konuşalım. Evet. Burada yapabiliriz isterseniz. Adaya gitmemize gerek Tabii yok. Olur. Şu kısımda yapalım o zaman kayaların kısmında. Buyurun. Olur. Kim gelmek ister? Kazanan gelsin ben. Kazanan Afi buyur gel. Geliyorum. Ben diyor. Evet Afi Bey. Evet Emre Bey. Yarışmayı kazandınız. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet hararetli bir yarışmaydı ilk önce. Gergin bir yarışmaydı evet. Gergin bir yarışmaydı evet ama gerçekten iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. 6'da bir kere yenildim. Niye yenildiğimi konuşmaya gerek yok. Kazandım o yüzden sıkıntı yok. Diğer arkadaşlarım da çok iyiydi. Onlara tebrik ediyorum. Ama bu katanayı kazandığım için de çok mutluyum. Kimin üstünü deneyeceksiniz? YouTube videosu çekeceğim bunlarla. Bunlar YouTube videosu çekeceğim eğer. Ankara'ya dönünce. O zaman abi. Sizin ödülünüzde size rakip olmaya çalışıyorlar Emir Bey. Biz reklamı destekliyoruz, devam ediyoruz. Evet. Teşekkürler Emir Bey, sağ olun. Teşekkürler. Evet, başka konuşmak konuşun. İsteyen varsa. Ooo. Ne haber canım? Merhaba canım. İnsancıl yaklaştı o yüzden. Ne? Evet, başka röportaj yapmak isteyen varsa buyurun gelsin. Ne? Evet, Güneş Hanım buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Konuşamayacak mısınız? Bir konuşmak istediniz, siz söyleyin. Sarı mı görüntüsün? O zaman bugünkü oyundaki Serkan Bey'in taş torbası taşıma hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir itlik köpetlik sezmiştim zaten ama sorun değil. Zaten kendisine ne kadar kızsam da aynı şey benim de başıma geldi. Maalesef birileri taş yerine çakıl taşı koymuş sepete. Elindeki çakıl taşlarını da bu yüzden taş yerine çakıl taşlarını alıp koymak zorunda kaldım. Bu da kaybetmeme sebep oldu. Yoksa Ahmet Afili çok rahat bir şekilde yenebileceğimi biliyorum. Peki sizce bu oyunu kim bu şekilde komple yaptı? Bir isim var mı aklınıza? Ya sizin ekipte Dilara diye bir kız var galiba. Yanlışlıkla şeyi yapmış olabilir. Evet Dilara biraz para gözdür. Dilara biraz para gözdür yapmıştır. Öyle öyle. Devam ediyoruz. Var mı başka? Buyurun Gülben Hanım. Evet. Merhaba Emir Bey. Gülben Hanım.
Afi Bey'in evet, Katana sizin mi? YouTube videosu çekeceği söyleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, Ahmet'i ne kadar sevsem de bir tık reklam yapmaya çalışıyormuş gibi geldi. Sizin ödüğünüzde sizin rakip olmaya çalıştığını düşünüyorum. Umarım rakip olabilir. Öyle bir havası da var. Herkese rakip olabilecek. Ama ben bunu değil de daha çok bugün Serkan Bey'in yaptığı yanlıştan adada Yeşim Hanım'ın suçlanmasından rahatsız oldum. Çünkü sizin yaptığınız veya bir başkasının yaptığı yanlış hep Yeşim Hanım'ın başına patlıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Biraz daha hareketsiz olun ama lütfen hiperaktifliğinizi kendinize saklayın. Çok özür dilerim. Bugün. Evet, izleyicilerin sorusu varsa da bu arada insanlara onları sorabiliriz. Devam ediyorum. Başka yarışma röportaj yapmak isteyen var mı? Ben konuşmak istiyorum. Serkan Bey buyurun. Üzerimdeki ithamlar hakkında konuşmak istiyorum evet, biraz. Evet buyurun. Ben akşam böyle çantamı kontrol ettiğimde her şey eksiksizdi. Yani hiçbir şeyim yoktu. Tas tamamdım. Ne olduysa sabah olmuş. Birisi artık yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi bilmiyorum. Benim eşyalarımı karıştırmış. Çünkü akşam her şey dosdoğruydu. Ve hani Yeşim Hanım'ın lehine iki tane olay patlak verdi. Hani o yüzden okların Yeşim Hanım'a dönmesini gayet normal buluyorum ben. Yani o konuda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Serkan Bey tebrik ederiz o zaman size. Buyurun. Hatasını da kabul etmemiş bu arada Serkan Bey ve üstüne oyunlar oynanıyor diyor. Evet, başka konuşmak isteyen yoksa ikinci yarışmamızda isterseniz geçelim. Geçmeyelim. Cekil Bey buyurun gelin. Geçmeyelim ya. Cekil Bey buyurun. Cekil Bey yine saçma sapan bir yere bugün özel. Geçmek üzere. Evet Cekil Bey. Gelin Emir Bey. Alalım. Ne için geldiniz? Emir Bey şimdi hep siz bize soruyorsunuz. Şimdi ben size bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi bizim o klaplarda, mlaplarda bir adetimiz vardır. Siz zengin bir abisiniz. Klap olaylarını kesemiyorsunuz. Wingman'lik diye bir şey var. Hiç duydunuz mu? Neylik? Wingman. Wingman. Buyurun. Şimdi o wingman'lik de şöyle şimdi, tamam mı? Senin bron var bir tane. Bron bir tane hedef kestirdi gözüne. Onu vurmak istiyor. Çat. Ne yapıyor wingman'in hemen? Geliyor sana yardım ediyor. Alttan alttan böyle gizli gizli sinsi sinsi. Baştan böyle hazırlıyor. Sonra sen ne yapıyorsun? Hemen çat diye hallediyorsun. Ne? Bildiniz mi o mevzuyu? Bildim. Tamam işte. Şimdi siz Emir Bey burada açık konuşalım. Siz şimdi bu Yeşim Latte ki kendisi güzel bir hanımefendi. Ona bir sanki hani. Ben diyorum ki ben sizin wingman'ınız olabilirim. Hani ben bu piyasalarda zamanında bir şeyler yaptım. Şöyle ki benim wingman'e ihtiyacım yok. Zenginim zaten. Devam ediyoruz. O zaman niye yarışmada Keko Keko onu kazandırır falan tavlamaya çalışıyorsunuz? Yuuu. Ne dediniz? Yuuu. Ne diyor yuuu? Ne dediniz? Yuuu. Efendim yani yarışmada böyle hile yaparak yapmanız ne sanki dediniz? Onu biraz... Hile mi? Doğruna gidiyor gibi. Nasıl hile? Efendim şimdi bakın. Yeşim Hanım ne dedi? Ben elenmek istiyorum ama elenemedim. Üzüldüm buna dedi. Siz onu üzüyorsunuz. Ben bir şey yapmıyorum. Kurallar böyle. Emir Bey bakın. Jack'le çok kaşınıyorsunuz gibi. Evet.